2 Bakasetas 1-0 öne geçirdi Bordo Mavilleri. 2-0 yaptı Vakame uzatma dakikalarında. Peki Süper Lig'de toplu sonuçlara bir göz atalım. Kasımpaşa 1, Atakaş Hatayspor 4, Başakşehir 0, Fatih Karagümrük 1, Aytemiz Alanyaspor 2, Çaykur Rizespor 1, Fenerbahçe 0, Galatasaray 1, Erzurumspor, HES Kablo Kayserispor maçı 1-1 tamamlandı. Ankara Gücü 1, Demirgrup Sivasspor 4, Yukatel Denizlispor 1, Fraport Antalyaspor 1, Beşiktaş 1, İttifak Holding Konyaspor 0, Gaziantep Futbol Kulübü 2, Göztepe 0 ve Yeni Malatyaspor 0, Trabzonspor 2 sonuçları alındı. Trabzonspor'un bu galibiyetiyle birlikte puan tablosu nasıl oluştu? 4 büyükler ilk 4'te. Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe sezona tekrar başlıyor. 48-48-48. Trabzonspor 42 puanla, 6 puanlık bir farkla bu 3 takımı takip ediyor. 5. Alanyaspor'un 41 puanı var. 6. Hatayspor ve 7. Gaziantep Futbol Kulübü 38'er puanda. 37 puanla Fatih Karagümrük 8. 31 puanla Fraport Antalyaspor 9. 10. sırada Yeni Malatyaspor 29 puanda kaldı. Buradan 3 puan çıkarsalar bir basamak öne geçme şansları olacaktı. Yine Demirgrup Sivasspor'un 28 puanı var 11. 26 puanlı 3 takımdan Göztepe 12. Çaykur Rizespor 13. Kasımpaşa 14. durumda. 15. İttifak Holding Konyaspor, 16. HES Kablo Kayserispor, 17. Medipol Başakşehir 24 puanda. Büyükşehir Belediye Erzurumspor 22 puanla 18. 19. Gençler Birliği'nin 20 puanı var. 20. Ankara Gücü ve 21. Denizlispor 18'er puanda. Bu maçın rakamlarına da bakalım. Bence yorumcularımız için ve ilerleyen dakikalarda karşılaşmaya dair analizlerimiz için de çarpıcı rakamlar barındıran veriler var. Toplu oynamada %56'ya 44 Yeni Malatyaspor üstünlüğü var. Korner Yeni Malatyaspor 11, Trabzonspor 4. Offside 1'e 2, faul 9'a 17. İkili mücadele %55'e %45. Sarı kart 1'e 2. Karşılaşmada toplam 3 kez kart çıktı ve çok sert bir maç izlemediğimizi vurgulamamız gerekiyor. Peki diğer rakamlara da geçelim arkadaşlarımız, biraz daha hızlı geçerlerse. Top kapma Yeni Malatyaspor 9, pas arası 13, uzaklaştırma 14, şut engelleme 4. Trabzonspor top kapma 5, pas arası 10, uzaklaştırma 30, şut engelleme 4. Özellikle uzaklaştırmadaki rakamlar çarpıcıydı. İsabetli pas rakamları 318. Yeni Malatyaspor 253, Trabzonspor. İsabetli pas yüzdesi %80'e %76. Rakip sahada pas %66. Ceza alanı ortalar Yeni Malatyaspor 40, Trabzonspor 13. Çok çarpıcı bir rakam. 40 rakamını çok uzun süredir görmemiştik. Şutlar Yeni Malatyaspor 11. 1 isabet, 10 şut pası. Rakip ceza alanında 26 kez topla buluşma. Trabzonspor 6 şut, 2 isabet, 2 gol. 5 şut pası rakip ceza alanında, 12 topla buluşma ve Bordo Maviller Yeni Malatyaspor deplasmanından 2-0'lık sonuçla ayrılıyor. İlerleyen dakikalarda Malatya'dan bağlantılarımız olacak arkadaşlarımız. Oradan son hazırlıkları yapıyorlar. Yine basın toplantıları da ekranlarınızda olacak. Sevgili Mehmet, herhalde Abdullah Avcı Hoca için de Yeni Malatya deplasmanı öncelikle rakip analizinden önce zemin analiziyle başlamış bir maçtı. Evet. Ve hani bir şekilde 3 puan alıp dönelim gözüyle bakılıyordu. Yeni Malatyaspor'da mümkün olduğunca Trabzonspor karşısında hiç olmazsa bir puan parolasıyla çıkmıştı. İki farklı galibiyet, neler söyleyeceksin? Şöyle söyleyeyim, bugün kasketim yok ama kasketliler geri döndü diyeyim. Bu kötü saha zemininde bence iki takımı da gerçekten tebrik ediyorum. Yani bazen hani hiç oyun ortaya çıkmaz diye düşünüyordum ama bazı pozisyonlarda, bazı dakikalarda oyun yani seyir zevki vardı bazı noktalarda ama Trabzonspor takımı şu an durdurulamıyor. Yani burada tabii ki Abdullah Avcı'nın bu aynı oyuncuları form grafiğini bu kadar yükseltmesi ve oyuncular hocaya çok güzel şekilde cevap veriyor. Zaten hoca da onlardan beklentilerini sonuna kadar alıyor. Bugünkü maçı eğer okuyacak olursak... Özür dilerim sevgili Mehmet. Trabzonspor Kulübü Başkanı Sayın Ahmet Ağoğlu konuşuyor. Canlı olarak ekranlarınıza getiriyoruz. Bu sadece yani kendi takımım adına konuşmuyorum. Malatyaspor da burada maç oynuyor. Ve neredeyse işte 7 günde bir maç oynuyor. 3 günde bir maç oynadığımız için Malatyaspor için de çok büyük dezavantaj. Yani kendi sahasının avantajını gerektiği gibi kullanabildiğini zannetmiyorum bu saha şartları altında. Zemin çok kötüydü. Hatta daha maçın başlarında Malatya'ya biraz pahalıya mal oluyordu. Kalecinin kaçırdığı topta tamamen zemin azizliği var.
Tabii her şeyin ötesinde yani oynanan futbolun kalitesinden ziyade atılan gol, alınan 3 puan tırmanmaya devam ediyoruz. Genel performans hakkında neler söylersiniz? Şimdi, 2021'de mağlubiyet yüzü görmeyen bir Trabzonspor var. Hocanın gelişi iyiliği gerçekten fırtına gibi söyledik. Şimdi söyle tabii yani 2021'e gireli şurada bir 5 ay olsaydı söylediğiniz çok daha anlamlı olurdu. Burada söylenecek tek şey şu. Yani Abdullah Hoca ile beraber takımın değişen bir görüntüsü. Ciddi şekilde artan performansı. Yükselen bir grafiğimiz var. Yani elimizdeki mevcut oyuncu kadrosuyla işte Abdullah Avcı'dan öncesi, Abdullah Avcı'dan sonrası diye değerlendirmek aslında çok doğru ve sağlıklı bir bakış açısı olur. Tabii bunun ötesinde devre arasında yapmış olduğumuz 3 transferden ikisi çok önemli katkı veriyor. Yunus da eminim ki çok kısa zamanda o şeyi yakalayacak, gücü yakalayacak, fiziki gücü yakalayacak. Onun da takıma çok şeyler katacağına inanıyorum. Tabii bu yüzeysel olarak, yönetici olarak bizim yukarıdan baktığımız zaman sizlerle beraber gördüklerimiz. Ama bundan alakalı olarak tabii ki en sağlıklı açıklamayı hocamız yapacaktır. Bana sormuş olduğunuz soruları ona da yöneltirseniz daha sağlıklı cevaplar alırsınız. Çok teşekkür ederim. Hocam, sağ olun. Şimdi bu hafta Gaziantep maçı, daha sonrasında içeride Fenerbahçe maçı ve İstanbul'a gidildikten sonra Galatasaray deplasmanı. Bundan sonra zirve takımları oynayacak Trabzonspor'u önünde neler bekliyor? Yani şimdi Malatya maçı neyse bizim için. Oynadığımız Beşiktaş maçı da oydu. Oynayacağımız Fenerbahçe maçı da aynı. Yani hoca her zaman şunu söylüyor. Maç seçmiyoruz, maç ilerliyoruz. Bir sonraki maça bakacağız. Yani şu anda yani hocaya da sorsanız şu cevabı alacaksınız. Önümüzde Gaziantep Spor maçı var. Gaziantep Spor maçına hazırlanıyoruz diye. Peki size tecrübelerinize dayanarak bir soru soracağım. Ligin 14'üncülüğünden şimdi 4'üncülüğüne gelmiş bir Trabzonspor ve taraftarlar da kağıt kalem eline alıp hesap kitap yapıyorsunuz. Kulüp başkanı olarak bu hesap kitabı neresinde? Şimdi ne 14'üncüyken o hesap kitap yapılır ne de 4'üncüyken o hesap kitap yapılır. Sezon bittiği zaman nerede olacağımızı hep birlikte göreceğiz. Teşekkür ederim. Evet, Malatya'dan canlı olarak Sayın Ağoğlu'nun açıklamaları ekranlara geldi. Feyyaz Hoca da aramıza katıldı. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sevgili Mehmet, zemini ve oyunu konuşuyorduk 2-0 ama Bakasetas'ta o nasıl bir gol değil mi? Vakame hangi gol daha güzel? Bence ikisi de çok güzel. Şimdi biz devre arası programında sen bir şey söylemiştin, Bakasetas'ı sormuştun. Bugün Bakasetas'ın ne kadar doğru transfer olduğunu Trabzonspor için bir kez daha kanıtladı kendini. Çünkü geliyorsun, 3 tane maç oynuyorsun, 2 tane ilk 11, 1 tane sonradan oyuna giriyorsun. Gelip direkt gol katkısı yapıyorsun. Yani Trabzonspor'un hep gol ayaklarının formda olduğu.